Arkadaşlar, otomatik cilt yumuşatma butonunu kullanırken bu tarz köşe alanlardan ve kıvrım alanlardan uzak durmamız gerektiğini söyledik. Fakat uzak durduğumuzda bu tarz sert geçişli alanlar kalabilmekte. Bunu yumuşatmak için lokal yumuşatma adı altında yine çok akıllıca çalışan özel bir buton hazırladık. Bu buton da şu şekilde çalışıyor. Burada butona doğrudan tıkladığınızda Lasso Tool aracını seçip yumuşatmak istediğiniz alanı belirlemenizi istiyor. Kapat diyorum. Aynı şekilde tüy temizleme de Lasso Tool aracıyla çalıştığı için bu iki butonun sağında Lasso Tool aracı var. Yani ilişkili olan şeyler ilgili butonların her zaman yanında yer alıyor. Lasso Tool aracını seçtim ve buradaki bu sorunlu ya da sert geçişli olan alanı seçiyorum ve biraz yaklaşıyorum. Seçim yaptıktan sonra Lasso Tool aracıyla lokal yumuşatmaya bastım ve ardından bana bir pencere açılıyor. Doku değeri, yumuşatma değeri, opasi, ön izlemeyi göster ya da gizle. Bakın buradaki sert geçişli alanı biraz dodge burn yaparak parlaklığını dengeleyerek yumuşatabilirdim. Ama burada akıllı çalışan bir menü var. Buna tıkladığımda ön izlemeyi göster dediğimde buranın ne kadar yumuşatılacağını sağa doğru çekerek belirleyebiliyorum. Doku değeri dediği de arkadaşlar ben buradaki dokuları ne kadar koruyacağım? Örneğin en soldayken dokuları hiç korumuyorum. Sağa doğru artırdığımda dokuların ne kadar korunması gerektiğini belirleyebiliyorum. Ön izlemeyi göster diyorum. Bakın orası dokuları da korunarak istediğim şiddette yumuşatıldı. Uygula dediğimde bunu background layer'ından bir kopya alarak yapmak yerine yeni boş bir layer'a yapıyor. Bunun da artısı şu. Ben buraya yeni bir grain eklerim. Ardından clipping mask yaparak. Burada bir doku kaybı oluşursa onu grenle destekleyebilirim. Ayrıca lokal yumuşatmayı sadece bu kıvrımlarda değil, gözaltı gibi ya da kıyafet gibi farklı bölgelerde de deneyebilirsiniz. Örneğin gözün bu bölgesinde de deneyebilirim. Şimdi kabaca bir seçim gerçekleştiriyorum. Hafif dışarıdan olacak şekilde seçimi gerçekleştirdim ve lokal yumuşatma dedim. Lokal yumuşatma dedikten sonra ön izlemeyi göster diyorum. Bakın çok tatlı, harika bir şekilde orayı yumuşattı. Yani orayı yok etmiyoruz orayı sıfırlamıyoruz, dokularını öldürmüyoruz ama oradaki geçişi otomatik bir şekilde istediğimiz miktarda yumuşatıyoruz arkadaşlar. Uygula dedim. Açıp kapattığımda değişikliği görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu otomatik bir şekilde yapmak gerçekten mükemmel. Artı olarak bakın yeni bir katman oluşturmadı. Lokal yumuşatma layer'ında çalıştığımız için ikinci yaptığım işlemi de bunun içine yazdı arkadaşlar. Background layer'ını gizlediğimde işlem yaptığı alanları görebiliyorsunuz. Burada yine panelde yer alan gran 1'e tıklarım ve gran 1'i de şuradaki clipping mask ikonuyla buna bağlarım arkadaşlar. Böylece yaptığım alanların daha da gerçekçi durması için oralara gran e eklemiş olurum. Yeni boş bir layer'da çalışmasının avantajı da Oraya gran bilmemden geçiyor. Otomatik cilt yumuşatma bu tarz alanlardan kaçınmamızı gerektiriyordu. Fakat bu tarz alanları ıskalıyor muyuz? Hayır. Bu tarz alanlarda desteğe ihtiyacımız varsa, lasso Tool'da seçim yapıp lokal yumuşatmayla ne kadar yumuşatılacağını ve ne kadar dokuların korunacağını belirliyoruz. İhtiyaç varsa da gran ekleyip clipping Mask yaparak sadece o alana gran eklenmesini ve gerçekçi durmasını sağlayabiliriz. Bu da bu paneldeki araçların kombine edildiğinde ne kadar verimli ve pratik olduğunu gösteriyor. Bunun gibi onlarca, yüzlerce uygulamayı ilerleyen videolarda hep beraber yapacağız. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası.